Bu dersimizde GPS ve Assisted GPS konusu nedir? Bu konuyu inceleyeceğiz. Öncelikle tablet bilgisayarlar üzerinde GPS incelemiştik. Burada da yine kısaca GPS konusuna değineceğiz. Cep telefonlarımızda tabletlerimizi her zaman aktif bir şekilde, yani açık bir şekilde yanımızda taşıyamadığımız gibi navigasyon olarak kullanmamız mümkün olduğunu söylemiştik. Diğer taraftan cep telefonlarımızı sürekli elimizin altında olması sebebiyle cep telefonlarımızda da GPS sensörünün olduğu andan itibaren rahatlıkla navigasyon programlarını indirerek cep telefonumuzu tam bir navigasyon cihazına dönüştürebiliriz ki araç kullanırken bile cep telefonumuz gözümüzün önünde ve elimizin altında olması sebebiyle GPS sensörleri üzerinden navigasyon olarak kullanmak çok daha avantajlı hale gelebiliyor. Assisted GPS olarak bahsedilen GPS'in bir yazılımsal olarak versiyonu, yani konum bilgisini daha net alan, mobil cihazlarda daha çok tercih edilen bir sistem. Yani daha doğru bilgileri elde edebilmek için küçük bir yazılımsal düzenleme ile ilgili bir versiyon. Bunun dışında ikisi de aynı GPS olduğunu, yani ikisinde GPS sensörü olduğunu söyleyebilirim. GPS sensörünün aktif edildiği andan itibaren ciddi olarak bataryayı tükettiğini hepimiz görmüşüzdür. Yeni teknoloji olarak GPS'ler üzerine şu anda çalışmalar yapıyorlar büyük firmalar. GPS'in aktif olduğu andan itibaren bataryadaki Wi-Fi gibi, Bluetooth gibi daha az enerji tüketmesini sağlamak için yeni jenerasyon GPS sensörlerini üretmeye başladılar. Yani bunların üzerine çalışmaya başladılar. Daha herhangi bir üretilen bir versiyon bulunmuyor.